Bir sınıfa sesleniş yapalım. Öyle böyle değil, geç. Hadi yürü yürü. Buyurun arkadaşlar. Alayım. Arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz kabak sınıfımıza yeni gelmiş bulunuyor. Bravo. Tıpkı diğer kabaklar gibi. Bravo. Bu kabağı da sevelim, bağrımıza basalım arkadaşlar, diğer kabaklar gibi. Aman çok komik çok arkadaşlar. Çok bayağı güzel. Esas sensin kabak be cici. Fakat ve ama bu kabak da diğer kabaklar gibi büyük bir hata yapıp bize karşı saygıda kusur etmeye çalışırsa ne yapacağız? Bunu alıp orta yerinden çotarak diye kıralım arkadaşlar. Bravo. Yanına oturabilir miyim? Tabii. Kalksana. Kalk. Abi, gittin nereye oturdun yanlışında? Bir dakika. Ben bu konuşayım. Ya Barbie, ne yapıyorsun sen ya? Ne olmuş? Ne yapıyormuşum ben? Daha ne yapacaksın ya? Geldin ta yenilerin orta yerine oturdun. Senin yerin bizim yanımız, gelsene. Hiç de değil. İstediğim yere otururum, ayrıca kimseyi de ilgilendirmez. Evet. Hem sen ne karışıyorsun bakayım kıza? Hadi yürü yoluna, hadi. Sen ne kızıyorsun ya? Ben sana bir şey mi dedim? Barbie, gelsene yanıma. Burada oturacağım. Aferin be Barbie. Hem sen ne yapacaksın bu kıskançlarına? Sen bundan sonra artık bizim yanımızda. Evet. Bizim eleman yüzünden bizim karizmamız çiziliyor. Baksanıza ya, resmen çömezlerle takılıyor. Ay evet, onu çağırıp konuşmak lazım. Birimiz onu çağırsın. Bakayım, kim? Sen çağır Beto. Olur. Şşt! Alo, eleman. Barbie gelsene oğlum buraya. Ne işin var çömezlerle? Evet, Barbie gel buraya. Bak, onlar bizim düşmanlarımız. Sana zarar verebilirler. Gel. Hiç merak etmeyin. Eski dostlarım kadar bana zarar veremezler. Ayrıca ben arkadaşlarımla gayet iyi vakit geçiriyorum. Bak dedim, eleman dedim. Bırak şu çömezleri dedim ya. Gelmiyorum, işinize bakın. Gamze! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Benim ne yaptığım seni hiç ilgilendirmez. Gamze, ne dediğini bilmiyorsun. Bak konuşmamız lazım. Seninle ne konuşacak, nere seni dinleyecek vaktim yok Sedat. Gamze, şuursuz insanlar gibi davranıyorsun ya. Yok canım. Ha demek sana öyle geldi. Dur ben bir şuurlu davranayım. Gamze, ne yapıyorsun? Sen bunu takmaya layık değilsin. Benim durumum ne olacak abi? Haberi de ya. Şimdi göz önüne koymuş. Selam dostlar. Oturun son dahilde. Evet. Nerede kalmıştık? Sene. 1968. Aylardan Ekim. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım. Elini ver. Aferin. İşte benim çocuklarım. Hocam, bir şey sorabilir miyim ben? Söyleyebilirsin. Burası özgür bir sınıf. Konuşabilirsin son tahlilde. Hocam, yani kesin hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz ama yine ben söyleyeyim hocam. Bugün siz sözlü yapacaksınız. Evet. Sözlü mü yapacaktım? Ben niye hatırlamıyorum peki?
Bu hafıza problemim epey büyümeye başladı. Bir doktora görünsem iyi olacak. Hocam bir konuşabilir miyim? Bir söz alabilir miyim hocam? Buyur dost. Bana göre sizin emekçi hafızanızda hiçbir sorun yok. Arkadaşlar yanlış hatırlıyor bana göre. Bugün sözü yoktu son tahlilde. Vardı hocam. Yoktu hocam. Vardı hocam. Yoktu ya. Yoktu hocam. Durun. Burası demokratik bir sınıf olduğuna göre adil bir şekilde bir oylama yapacağız. Şimdi ben not defterimden rastgele 3 isim seçeceğim. Ona göre yapacağız oylamayı. Arif Yılmaz. Buyurun hocam, buyurun. Söyle bakalım evladım. Bugün sözlü var mıydı? Yoktu hocam. Ayrıca devrimci ruhunuza saygı duyarak bir şey belirtmek istiyorum ki bu yeni gelen arkadaşların hepsi dikkat ederseniz sağ tarafta oturuyorlar. Yani sağ size ters. Anlaşıldı, otur. Burcu. Buyurun hocam. Söyle bakalım evladım. Bugün sözlü var mıydı? Yıldızların konumuna göre bugün sözlü yapmanız gerekiyor. Jüpiter ile Mars'ın etkileşimi. Anlaşıldı, demek sözlü vardı. Gamze. Eleman, Barbie sağlam kızdır. Bizi satmaz. Tabii canım. Kaç yıllık arkadaşımız. Gidip de yenilerin tarafını tutacak değil ya. Değil mi ama? Söyle bakalım kızım. Bugün sözlü var mıydı? Vardı. Vardı işte. Vardı. Tamam. Oylama sonucuna göre bugün sözlü yapıyorum. Son tahlilde. Arkadaşlar ya, artık bundan sonra Barbie adlı elemanı da düşmanlarımızdan saymalıyız. Evet abi. Evet. Madem ki o bizim düşmanlarımızı seçti. Düşmanımın dostu benim de düşmanımdır. Ay o kadar gel gitme, yapma etme, eyleme dedi. Dinlemedi bizi. Ya arkadaşlar, Barbie bizi resmen sattı. Bundan sonra çömez muamelesi görecek, olacak bitecek. Ya arkadaşlar, bence kızı hemen öyle aforoz etmeyelim. Yani kim bilir, belki de bize kızdığı için yapıyordur. Ya yerim onun kızgınlığını ya. Bizi niye harcıyor o zaman? Hepimize birden yanlış yaptı, cezasını çekecek. Arif doğru söylüyor abi. Arif doğru söylüyor. Kol kırılır ama yen içinde kalırdı. Bundan kelli Barbie bizim düşmanımız. Düşmanımız abi. Görsün bakalım neler olacak.